Merhaba değerli dostlar, Gözlüklü İskelet kanalına hoş geldiniz. Ben Onur. Bu ayki 5 öneri videomuzu bu şekilde hazırlamayı düşündüm. Geçen ay, yani Şubat ayında yapmış olduğum 5 öneri videom çok kısa sürmüştü. 2,5 dakika sürüyordu. Ben hem daha uzun olmasını hem de sizlere böyle kendim seslenerek yapmayı planladım. Bu ayki 5 önerimizin ilk kısmı olan okuduğum kitapla başlayalım. Bu ay okuduğum kitap tavsiye olarak sizlere Howard Zinn'in Gençler İçin Amerika Birleşik Devletleri Halkları Tarihi isimli kitabı önermek istiyorum. Kitap Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani orada yaşayan insanlara daha çok yazılmış bir kitap. Bilinen tarihten ziyade daha çok gerçekleri, devletlerin vatandaşlarına anlatmak istemediği gerçekleri anlatan güzel bir kitap. Howard Zinn yapmış olduğu bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlara tarihlerine farklı bir açıdan bakmalarını sağlıyor. Çünkü genellikle devletler halklarına, vatandaşlarına kendi istedikleri tarihi yansıtmak isterler. Hep kahramanlık, hep iyilik, hep güzellik. Ama gerçekte tarihte, yani devletlerin tarihinde acı olaylar, utanılacak olaylar da vardır. Howard Zinn kendi ülkesi için yazmış olduğu bu kitapta Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihine farklı bir açıdan bakmış. Bu kitapta mesela ben Afro-Amerikalılara Amerika'da yapılan ayrımcılıkları falan tabii televizyonda, internetten falan görüyorduk ama bazı şeyleri bilmiyordum. Mesela güney kısmında daha çok ırkçılık olduğunu, kuzey kısmında ırkçılığın daha az olduğunu falan bu kitaptan öğrendim. Kitaptan size bir şiirli bir bölümü okumak isterim değerli dostlar. Siyahların yeni düzen reformlarının getirdiği iyileştirmelerden kazanımları çok fazla olmadı. Dışarıda kalanlar arasında tarlalarda kiracı olarak çalışan pek çok çiftçi, çiftlik işçisi, ev eksenli çalışanlar ve göçmenler vardı. Bu kesimler askeri ücret uygulamasından ya da işsizlik sigortasından faydalanamadı. Siyahlar her zaman ayrımcılıktan müstaripti. Çünkü en son işe alınan ve ilk işten çıkarılanlar siyah işçilerdi. Siyahlar linç girişimleri ve ırkçılığın daha az şiddet içeren biçimleri de devam etti. 1930'ların ortalarında Langston Hughes adlı genç siyah şair, "Bırakın Amerika'yı, tekrar Amerika olsun" adlı şiirinde hüsran ve umuda ses verdi. "Ben fakir bir beyazım, enayi ve bir kenara atılmış. Ben zenciyim hala kölenin izlerine katlanan. Ben kızılderiliyim, toprağından sökülüp atılmış. Ben göçmenim, aradığım umuda bulmaya çalışan. Ve tek bulduğum şey eskinin tekrarı. Vahşi rekabet güçlü zayıfı ezer. Hayır, bırakın Amerika'yı, tekrar Amerika olsun. Öyle bir ülke ki henüz var olmamış." Evet, kitaptan okuduğum bu şiiri 3B sınıfından arkadaşım, öyle oldu biraz sanki. Şiiri böyle ilkokul şiiri gibi okudum ama güzel bir kitap, güzel bir şiir. İnsanların farklılıklarıyla bir arada yaşamaları yerine farklılıklar arasında güçlü olanın zayıfı ezmesi gerçekten utanç verici bir şey değerli dostlar. Mart ayında size önermek istediğim film İçimdeki Yangın isimli. Çok değişik, çok iç burkucu, iç yakıcı bir film. Yani ben izlediğimde ilk başlarda tabii bir şey anlayamadım. Filmi uzun bir süre seyrettikten sonra yavaş yavaş olayın içine çekiyor film sizi. Tabii sanatsal filmler genellikle öyle oluyorlar. Yani birden olayın en başından anlayamıyorsunuz. Bazen anlayabiliyorsunuz ama bu tarz filmlerde, yani içi dramın çok yüklü olduğu filmlerde bir süre izledikten sonra gerçekler ortaya çıkıyor ve harbiden insan içi burkuluyor. Yani çok acı bir hikaye. İzlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ederim değerli dostlar. Filmin kısa konusu şöyle. Aile dostları olan bir avukatın çağrısı üzerine annelerinin ölümünün ardından kendilerine yazılmış bir mektupla karşılaşan ikiz kardeşler Janan ve Simon, ölen annelerinin son arzusunu yerine getirmek amacıyla Lübnan'a doğru yola çıkarlar. Simon ilk başta isteksiz davransa da bir süre sonra o da kardeşi Jenin'e katılır. Aradan geçen yıllar ailenin tarihini karmaşık bir hale getirmişse de çocuklar bu serüvenin izlerini sürmeye kararlıdırlar. Fakat gün geçtikçe daha fazla değiştikleri geçmiş, kardeşleri yürek burkan gerçeklerle yüz yüze getirecektir. Orta Doğu'daki iç savaşın en karanlık döneminden ışık tutan İçimdeki Yangın, en iyi yabancı film Oscar'ına da aday gösterilmiş.
Evet değerli dostlar, gerçekten çok acıklı ve güzel bir film. Yani izlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum. İzleyin. Biraz uzun ve sabır gerektiriyor. Yani filmi böyle bir Transformers gibi izlemek gerekiyor. Gerçekten güzel film. Bu ay sizlere önermek istediğim dizi, benim en çok sevdiğim tür olan polisiye. Dizinin ismi True Detective, yani gerçek dedektifler. Dizi aslında biraz böyle arka sokaklar tarzı. Yani aslında arka sokaklar tarzı demeyelim de, haksızlık etmeyelim. Yani dizi aynı kişileri sürekli böyle sezon sezon göstermiyor. Her sezon farklı, bir antoloji şeklinde yani. True Detective'in ilk sezonunda Louisiana, Amerika'da 17 yıldır sırrı çözülememiş, yakalanmamış bir seri katilin peşinden giden iki tane soruşturma bürosunun dedektifinin yaşadıkları konu ediliyor. İlk sezon çok ilginç, ben çok beğenmiştim. İkinci sezon pek hoşuma gitmedi. Yani bu kişiye göre değişebilir tabii. Bazı kişiler ikinci sezonu daha çok beğenebilirler. Ama ben birinci sezonu beğendim. Birinci sezondaki o gizem, felsefi bakış, işte ortamlar, kamera çekimleri beni çok sarmıştı yani. Hele ki bir seri katil, bununla ilgili bir konu beni çok cezbetmişti. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Gerçekten çok güzel bir dizi. Bu ay sizlere Cihan Mürtezaoğlu'nun Bitsin Bu Delilik adlı albümünü önermek istiyorum. Yani albüm öyle güzel ki insan dinledikçe dinleyesi geliyor. Dinledikçe dinleyesi geliyor. Müthiş bir şarkılar. Hele albüme ismini veren Bitsin Bu Delilik gerçekten çok güzel bir parça. Her zaman bu şey albümler denk gelmiyor yani değerli dostlar. Bazı albümlerin sadece bir iki parçası dinlenirken bu albümdeki tüm şarkıları keyifle dinleyebilirsiniz. Bitsin Bu Delilik albümün şarkıları Bir Beyaz Orkide, Yaka Paça, Sarı Söz, Bu Bir Yağmur Mu, Sen Banasın, Şimdiden, Deli, Bitsin Bu Delilik, Güz Biterken, Senin Adın Zambak. Yani Cihan Mürtezaoğlu daha önce hiç duymamıştım. Geçenlerde sosyal medya hesaplarından bir arkadaşım paylaşmıştı. Kendi dinliyormuş. Ben de dinledim ve çok hayran oldum yani. Gerçekten çok güzel. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum değerli dostlar. Albüm 30 Eylül 2016 yılında çıkmış. Yani bayağı da olmuş. Neredeyse 3 yıl olmuş. 3 yıl geçmiş hatta. Yani 3 yıldır bu albümü fark etmemişiz. Düşünsenize dünyada daha ne çok kitap, albüm, film, müzik ve insan veya görmediğimiz yerler var. Hiçbirini fark etmiyoruz. Belki de çoğunu fark etmeden ölüp gideceğiz değerli dostlar. Bu güzellikleri mutlaka keşfetmek lazım. Sizler böyle bildiğiniz güzel şeyleri paylaşın bence. Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla. Yorumlarda paylaşın hatta. Bu ay sizlere önermek istediğim YouTube kanalı, yurt dışında yaşayan ve yurt dışında yaşamla ilgili video yapan Verelin Amerika isimli YouTube kanalı. Sevgili Can Çolpan ve ailesinin Amerika'ya gidişleri, Amerika'da yaşadıkları olaylar, Amerika'ya gidince neler yapılacağı, işte orada nasıl para kazanılır, nasıl iş bulunur, araba nasıl alınır gibi bilgiler verdiği çok harika bir kanal. Hem gezip anlatıyorlar, biz de oralara gidemeyen insanlar da bu zevki yaşıyoruz sağ olsunlar. Hem de Amerika'ya gitmek isteyen insanlara bir yol açıyorlar, bir ışık tutuyorlar. Gerçekten çok seviyeli, saygılı ve sempatik insanlar. Bugüne kadar verdikleri bilgiler için teşekkür ederiz. Eğer yurt dışında yaşamı merak ediyorsanız, işte Amerika'da hayat nasıl acaba, oraya giden Türkler neler yapıyor gibi sorularınız varsa Verelin Amerika kanalını mutlaka takip etmelisiniz değerli dostlar. Yani Amerika'ya gitmek gibi bir niyetiniz olmasa bile Amerika'daki yaşamla ilgili bilgiler edinmek için kanalı yine de takip edebilirsiniz. Yani pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Evet değerli dostlar, Mart ayının 5 önerisini de bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerin de önerileri varsa veya kanallarınız varsa, YouTube kanalınız, işte okuduğunuz kitap, bu kitabı oku, bu filmi mutlaka izle diye yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir dahaki videolarda da bu yorumlardaki kitap veya filmlere yer verebiliriz. Tabii büyük öncelik benim beğenmem. Ben beğendiğim şeyleri paylaşıyorum. Çünkü benim beğendiğim bir şeyi siz beğenmeyebilirsiniz. Sizin beğendiğiniz bir şeyi ben beğenmeyebilirim. Zevkler ve renkler tartışılmaz diyorum değerli dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.